Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Lunch'da arkadaşlar CoinMarketCap e, yıl sonu tahminleri çıktı. Daha doğrusu e, güncellendi. Biliyorsunuz bundan önce bir 31 Aralık tahmini vardı ama e, 2019 e, olabilir öyle bir şeydi yani aşağı yukarı bu dolaylardaydı. Yani şimdikinden 10-11 kat fazla bir fiyat tahmininden bahsediyoruz arkadaşlar. 0.60 haliyle 2.0'lı haliyle bir fiyat tahmini gelmişti ama yanlış olmasın bu Ekim'in başlarında anket gerçekleştirilmiş olabilir o zaman dilimlerinde. Şu anda güncellendi ve yıl sonu fiyat tahmini 3.025.8'ler arkadaşlar. E bu dolaylardaki fiyatlar yıl sonunda bekleniyor. Bir kere bunu söyleyeyim. E şimdi şöyle bir durum var. Bir kere ikisi arasında niye bu kadar açıklık var? E fiyatlar tam uyumlu olmasa da bu kadar açıklık olması genel olarak değerlendirdiğimizde normaldir. E bunun sebebi luncun ortalama yapabileceği hareketler. Yani bir ince bir çizgi düz bir şekilde düşündüğümüzde zamanı katmadığımızda luncun aslında e, ralliye kalkması ya da kalkmaması e, işte yani tüm mesele bu gerçekten de. E, Lunc'un yön yukarı gittiği surette ki ralliye kalkacak. E, böylesi bir durumda arkadaşlar sadece geriye zaman kalıyor. Fakat önceden bunu değerlendirdiğimizde zaman bakımından farklı yorumlar geldi ve yatırımcı yorumlayamadı. E, nitekim bu bağlamda bunun olmama ihtimali e yüksekti zira staking o zaman da biliniyordu staking tarihleri. E dolayısıyla gelir gelmez ATH yapma ihtimali düşüktü. Velhasıl ilk tahminin ihtimali oldukça e, zordu arkadaşlar. Şimdi ikinci tahmin yani 3.025.8'ler 3.026'lar e, aralık sonu için makul fiyat tahminleri mi? Makul fiyat tahminleri çünkü zaten e, aralıkta yeni şey gelecek tera klasik A yükseltmesi gelecek ve bu da bir e, rally katalizörü olarak ne yapacak çalışacak arkadaşlar uzun lafın kısası yön yukarı hareket başlangıcı bu şekilde gelecek bu arada bundan önce 3.01'lere kadar bir düşüş beklentisinden söz ediliyor ama e, ben o kadar bir geri çekilme beklemiyorum 16 dolaylarını bırakmaya e, müsait haldeki bir lunge var enitekin bunu bir parti gerçekleştirdi en sonunda günlükte bunu e, mumuyla hafif bir şekilde kırdı. E, fakat ilerleyen vakitlerde böyle bir düşüş gelecek olsa da 301'lere kadar gerileme ihtimalini ben oldukça düşük olarak görüyorum. E, anormal olacak mıdır? E Lunge için kalıcı bir hasar oluşturacak bir düşüş olmayacaktır arkadaşlar. Ama ilk ralliye kalktığı nokta olduğu için ve Lunç'un e, direnci de oldukça kuvvetli. E bu bakımdan ortalama en minimum 12.4 dolaylarındaki desteğin ben tutmaya e, gayet yeterli olacağını düşünüyorum. Olası bir geri çekilme içerisinde. Nitekim bitcoin sarsmaya devam etmesine rağmen lunc bunu düzeltme tabındayken de gösterdi. Sürekli olarak kendi içsel döngüsüne bile e, direniyor arkadaşlar. Oldukça hassas bir şekilde davranıyor bu konuda. Uzun lafın kısası vakitle daraldı. Aralıkta bir kalkış bekleniyor. Bunun esneme payı en fazla ocakbaşı olabilir. Onu söyleyeyim. O yüzden bu kadar az bir zaman diliminde luncun 3.01'lere kadar sarsılma ihtimali çok düşük ana kalkıştan önce. Bunu söylemek lazım. Bir diğer husus 12'lere kadar geri çekilme ardından tekrar 16 pozisyonlarının yoklanması ve destek alınması halidir. Bunun devamında günlükteki hareketli ortalama. İlk destek alındığında aslında lunç tarafında yön yukarı hareketin bir başlangıç sinyali karşımıza çıkmış olacaktır arkadaşlar. Uzun lafın kısası, Tera Klasik A yükseltmesi geliyor. Bunun beraberinde bir yön yukarı hareket bekleniyor ki Aralık sonunda da bu hareketin başlamış olmak suretiyle lünçün yön yukarı hareketlerde bulunmuş olma ihtimali oldukça yüksek. Kısa vadede lünçün hacmi Oldukça az arkadaşlar. Bu da aslında e, direnç noktalarının iyi çalışabilmesine fakat destek noktalarında aynı şeyi söyleyemememize yol açıyor. Çünkü direnç noktalarında e, hacmin azlığı ve işlem sayısının oldukça düşüklüğü direnç noktalarında bir çalışmaya dolayısıyla piyasada bir güvensizlik korku ortamına kısa vade beklentisi düşüklüğüne e, anlam getiriyor. Yine bununla birlikte 16'lara kadar bir geri çekilme hatta buranın 6 seviyelerin tekrar yoklanmasına yol açabilir. Destekler neden çalışmıyor düşük hacim etkisinde? Çünkü yine güvensizlik ortamı, beklentinin bulunmaması, destekten nokta atışı taleplerin gelmemesiyle karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunu söylemek gerekiyor. Balinalar tarafında hafif toplama varken cüzdan adresleri sayısı gitgide artarak önemli bir veri kaydediliyor. Özellikle bu bağlamda kaydedilen önemli veri de önceki videolarda da söylediğimiz tıpkı Shiba ve Doge gibi arkadaşlar. Lunge de şu anda özellikle e, akümülatif hareketlerdeyken ve geri çekilme eğilimli e, durumlarda bulunuyorken bile yatırımcı toplayabilmesi oldukça güzel. Özellikle e, düşük faiz oranlarına rağmen yani üzerinde bir satış baskısı oluşturmadan bunu gerçekleştiriyor. Trader oranları ee, kısa vade işlemleri arttı fakat bunlar ekseriyetle satış odaklı dönme ihtimali de var. Ee, piyasayı hızlandırma konusunda arkadaşlar çok bir umut vaat etmiyor. 24 saatlikte de e, sat sinyalleri tekniklerde karşımıza geliyor arkadaşlar borsalarda. Bu da lunç tarafında bir geri çekilme işaret ederken minimum daha doğrusu maksimum diyeyim 15-2'lere kadar bir geri çekilme olabilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.